Bağımsız Türkiye Partisi ilçe başkanı Necip Buluş, AKP Grup Başkan Vekili Faruk Çelik'in toprak satışı ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Buluş, maalesef yabancıya toprak satışında korkunç rakamlar var diye konuştu. Pazar günü İnegöl'deki programda toprak satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkan Vekili Faruk Çelik'e Bağımsız Türkiye Partisi ilçe başkanı Necip Buluş'tan tepki geldi. Buluş, ülke toprakları elden gidiyor, hükümet bu işi masum gösteriyor dedi. Faruk Çelik'in yaptığı açıklamaları ben gerçekçi olarak bulmuyorum. Çünkü bizim yaptığımız araştırmalara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Türkiye'nin şu anda 7'de 2'si satılmış. 10 binde 1'i değil. Bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Hes satsak ne olur, biz de dışarıdan bizim vatandaşımız da yer alıyor gibi bir açıklaması var. Bizim vatandaşlarımızın yer almalarının bu kadar yoğun olduğu bir ülke maalesef yok. Şunun altını bir şekilde net bir şekilde çizmek lazım. Bizim satılan topraklarımız kime satılmış? Sayın Faruk Çelik'ten bunu açıklamasını biz bekliyoruz. Yani Türkiye'de toprak satın alanlar kimler? Biz bunu biliyoruz, biz bunu açıklayalım. Türkiye'de şu anda en fazla toprak satın alan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. İngiltere var, Fransa var, Suriye var. Bu adamların Türkiye'de toprak satın almalarını masum olarak görmek ya da bunu basit bir tatile geliyormuş ya da bir villa alıyormuş gibi açıklamak mümkün değil. Keşke öyle olsaydı ama öyle değil. Bunu belirtmek gereğini duyuyorum. Bayanlara yaptıkları kolaylıklar, bayanlara yaptıkları icraatlardan bahsettiler. Biz şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki AKP hükümetinin sadece kadınlara değil, ne esnafa, ne çiftçiye, ne işçiye de yaptıkları hiçbir şey yok. Bazı söylemler var, tatlı, güzel, kulağa hoş gelen söylemler var ama maalesef işleri boş söylemler. Belediyelerin yaptığı icraatlardan bahsediliyor. Belediyelerin borç batağında olduğunu biliyoruz. Alınan kredilerle yapılmakta. Bunları da bir açıklamalarına gerek görüyoruz. Şunu söyleyeyim ben. AKP hükümeti evet bazı icraatlar yapmıştır. Hakkını teslim etmek lazım ama yapılan icraatların da altını deştiğimiz zaman maalesef Türkiye'yi daha büyük bir çıkmaza soktuğunu görüyoruz. Bundan da üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Buluş ayrıca muhalefet partisi CHP'ye de yüklenerek ülke menfaati adına CHP'nin hiçbir olumlu çalışma yapmadığını söyledi. Sayın Deniz Baykal'ın AKP'ye yaptığı şeyler muhalefet. Maalesef Türkiye'de muhalefet de yoktur şu anda. Sayın Deniz Baykal'ın yaptığı tek muhalefet şu anda Çankaya'yla ilgili. O da içi boş söylemler. Kesinlikle hiçbir çözümü veya önerisi olmayan söylemler. Biz şunu söyleyebiliriz. AKP eşittir CHP. CHP AKP'nin setre avreti olmuştur. AKP'nin yanlışlarını örtmektedir. Hiçbir şekilde muhalefet yapmamaktadır. Muhalefet de göreve davet ediyoruz bu arada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeme getirip diğer konuları gündemden kaçırmaması gerekmektedir. Birçok tehlikeli olaylar vardır, sorunlar vardır. Bu sorunların tamamını CHP dışarıda bırakmış. Maalesef sadece bir cumhurbaşkanı seçiminden başka da hiçbir konuda açıklama veya demeç vermemektedir.